Tekrardan merhabalar. Kayseri Şeker Halka Arzı için buradayız. E, hızlıca incelemeye başlayacağım. Önce bir yasal uyarımı sizlere gösteriyorum. Burada alsat tut tavsiyesi vermiyoruz. Yatırım danışmanlık kapsamında bir video yapmıyoruz arkadaşlar. Burada eğitim amaçlı analizler yapıyoruz. Görüşlerimizi paylaşıyoruz. E, buradaki bilgilere dayanarak yatırım kararı verirseniz beklentiniz uygun sonuçlar doğurmayabilir. Özellikle halka arzlarda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kesinlikle yukarı gidecekmiş gibi bir algı yaratılıyor ama her zaman öyle olacak diye bir şart yoktur çok çok dikkatli olun iyice araştırın arkadaşlar katılmadan önce Şöyle hızlıca analizlerimize gidip videomuza başlayalım Şimdi Kayseri şeker halkı arzı bakıyoruz 600 milyon sermayesi 706 milyona çıkarılacak yani 106 milyon Kadar bir kısım belirli sermaye artışından şirketin kasasına girecek Lot başı 16.27 TL'den Satılması planlanıyor arkadaşlar Şimdi Kayseri Koduyla işlem görecek. Gedik yatırım tarafından halka arz ediliyor. 10, 11, 12 Mayıs'ta e, talep toplama tarihleri var. Gördüğünüz gibi bireysele eşit. %65 miktarı da dolayısıyla T1, T2 ile alamıyoruz. Halka arz butonundan katılmamız gerekiyor. Bireysele ayrılan lot miktarı 68 900 gibi güzel bir lot arkadaşlar. Toplam halka arzımızın büyüklüğü ise 106 milyon çarpı 16.27 dediğimizde 1 milyar 724 milyonluk bir halka arz. Büyük sayılabilir. Halka açıklık oranı bu bilgiler ışığında %15.01 olacak. E, şirketin iskonto oranı da fiyat tespit raporunda gedik yatırım tarafından %20 olarak e, değerlendirilmiş. Şöyle burada özet bilgilerini de görebilirsiniz. Fiyat tespit raporunu biz kendi değerlendirmelerimizde zaten yapacağız arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman aracı kurumlarda buraya yazdım. Gedik tarafından liderlik gedikte. E, konsorsiyumdaki diğer üyelerde burada videoyu durdurup buradan kendiniz e, şirketinizi veya firmanız var mı diye bakabilirsiniz. Taahhütler çok özellikle bir taahhütümüz yok. Bir yıl bedelli bedelsiz pay artışı yok demişler halka. Sabit demişler 180 gün ortak satışı yok demişler. Şimdi fon kullanım bilgilerine geldiğimiz an 1 milyar 688 milyon TL net olarak şirketin kasasına girecek. Özellikle RG faaliyetleri demişler burada basamaklara ayırmışlar. Halka arz gelinin sadece %10-15 bandı e, aralığında Arge faaliyetlerini kullanması planlanmaktadır. E, nedir bu Arge faaliyetleri dediğimiz zaman şeker pancarı tohumu ıslah projesi var. İthal ikamesi gıda katkı maddeleri üretimi var. Pektin üretimi var. Hindiba bitkisine inülin üretimi var. Biyogaz üretim tesisi var. Burası biraz önemli olabilir. Çünkü bu güzel. Hani e, en azından atıklar boşa gitmiyor. Böyle elektrik enerjisine e, dönüşmüş oluyor. Yeşil enerji için güzel bir e, faaliyet diyebiliriz kimyasal olmayan tarım ilaçları demişler. burası da önemli. Onun dışında organo, mineral, gübre, arge faaliyetleri de var. Onun dışında halka arz gelirinin büyük kısmı işletme sermayesinde kullanılacak. Gördüğünüz çok özellikli bir yatırım olmuş olmuyor. Çünkü %60'ı işletme sermayesi gidince arada kalan aslında para çok az oluyor. Dolayısıyla RG'ye %10-15 e ayırmak durumundalar. kalan fon miktarına da bakalım ne yapıyorlar. Kayseri Şeker Güneş Enerji Santrali yatırımı halka arz yüzde %15-20'si demişler. Zaten bu birçok şirketin yapmaya hazırlandı veya halihazırda yaptığı yatırımlardan bir tanesi. Entegrasyon modernizasyon yatırımları halka arz gelirlerinin %20-25'i ile modernizasyon harcamalarında kullanılması Planlanmış İşte buradaki teçhizat makine eksik kalmış bölümlerin tamamlanması maliyetin düşürülmesi veriminin artırılması Demişler arkadaşlar. Ee, İzah namesinde bunların ayrıntılarını da okuyabilirsiniz. Şimdi şirketin ortaklık yapısına baktığımızda kooperatif yapısı var. İçerisinde birçok kooperatif var. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi. %49 hakim ortak diyebiliriz. Diğer kooperatifler %25. Halka açık kısımda %15 olacak. Ee, %9.4 de e, şirketin Türkiye Varlık Fonu'nda bilginiz olsun arkadaşlar. Üretim tesislerine baktığımız zaman Kayseri Şeker Fabrikası. Boğazlıyan Şeker Mamulleri Entegre Tesisi. Turhal şeker ve mamulleri entegre tesisi. Şimdi yerlerine baktığımız zaman pancarın üretim merkezlerine yakın fakat işte Marmara bölgesine vesaire uzak olduğu için bu konuda bir pozitif bir negatiflik var diyebiliriz. Özellikle tesislerin yeri açısından şöyle baktığımız zaman buralarda işte mesela Kayseri şeker fabrikası 1180 ton demiş, 1 milyon 180 bin ton. Onun dışında 1 milyon 68 bin ton Boğazlara şeker mamulleri tesisinde var. Onun dışında 687 bin ton pancarda Turhal şeker mamulleri entegre tesisinde var arkadaşlar. Onun dışında şirket bir ARGE tesisi de kurmuş. Özellikle burada projeler yürütüyor. Özellikle de şeker pancarı doğum, tohumunun global şirketler tarafından dışarıdan sağlanması dolayısıyla e, sürdürülebilirliği azalttığından dolayı milli şeker pancarı çeşidi geliştirme çalışmaları devam etmektedir diyorlar 2018 yılından beri arkadaşlar yani 5 yıl olmuş Şimdi hasılat dağılına baktığımız zaman tabi şeker satışları geliri en yüksek özellikle bu sektörde arkadaşlar nisan ayı çok önemli çünkü 12. ayın sonunda bir de 3. ayın sonunda ciddi satışlar yapıyor yani mevsimsel döngüsellik var dolayısıyla biz bilanço incelerken 30.04.2020 tarihindeki kısıma göre hesaplamalarımızı yapacağız. Gördüğünüz gibi 10. ayda gelen bilançolara baktığımız zaman zaten satışların diğerlerine göre çok çok az olduğunu göreceksiniz. Aklınız karışmasın bu açıdan. Dolayısıyla Nisan ayını baz alacağız yıl sonu olarak. Böylece daha doğru bir hesaplama olabilir. Gördüğünüz gibi şeker satış gelirleri tüm gelirler içerisinde en yüksek miktarı alıyor. 3 milyar 800 milyon olmuş. Onun dışında gübre tohum satış gelirleri. Özellikle baktığınız zaman gübre ve tohum tarafında Gelirlerin güzel arttığını görebiliyorsunuz. Burası 482 milyon e, lira olmuş. Onun dışında melas, çuval satış gelirleri, tarım ürünleri, satış gelirleri, süt, küs ve et, kumaş farklı ürünlerde var arkadaşlar. Özellikle enerji satış gelirleri, hurda satış gelirleri gibi alt başlıkları da var hasılat e, kapsamında. Ama büyük kısım şeker satışlarından geliyor. Bildiğiniz üzere zaten şeker fabrikası şirketi. Şöyle finansal tablomuza baktığımız zaman yani bilanço tarafına baktığımız zaman şirketimizin 11 milyar varlıklar olduğu görülüyor. Dönen varlıkları 5 milyar, duran varlıkları 5 milyar 800 milyon. Yani yarı yarıya diyebiliriz. Toplam kaynaklar içerisinde yine baktığımız zaman e, yükümlülüklerin ciddi olduğunu görebiliyoruz. Özellikle kısa vadeli kaynakların 4 milyar 700 milyona çıktığı burada görülüyor. Uzun vadeli kaynaklarında özellikle bu e, 10. ayı alıyorum arkadaşlar. E, çünkü... Finansal tabloya bakarken biz şirketin öz kaynaklar büyümesine baktığımız için son ayı alıyoruz ama gelir tablosuna bakarken Nisan ayına göre hesaplamamızı yapacağız. Ama burada dikkat çeken bir nokta var. Şimdi şirketimizin öz kaynaklarının özellikle 2021 yılından sonra çok ciddi şekilde arttığını görebiliyoruz. Yani burada büyük bir şirket zıplama yapmış. Ee, belki öncesi Covid pandemisi olduğu için olabilir ama benim dikkatimi çeken diğer nokta şimdi 30.04.2022 ile 31.10.2022 arasında baktığım zaman şirketin kısa vadeli kaynaklarında yani kısa vadeli yükümlülüklerinde 1.5 milyardan 4 milyar 700 milyona bir artış var. Burası çok çok ciddi. Yani şirket e, 3 kat daha fazla borçlu diyebiliriz e, bu Ekim ayı itibariyle. Fakat yukarıda baktığımızda benzer şekilde dönem varlıklarda yine 2 milyardan 5.400'e çıktığını görebiliyoruz. Yani şirket burada ciddi bir borçlanma yapıp bunun dönem varlıklarının artmasını sağlamış. Buran nedenini çok fazla bilmiyoruz. Herhangi bir yatırım vesaire çok bariz bir şey de görmedik. Burada ciddi bir borçlanma yaptı. Buraya dikkat etmek lazım. Buraya bir 3 yıldız koyuyorum arkadaşlar. Siz o yüzden değerlendirmelerinizi kendiniz yapın. Bu bilgiler ışığında şimdi cari oranımıza baktığımızda dönem varlıkları da borçlarla beraber arttığı için çok bariz bir değişim yok. Likidite oranına baktığımızda Nisan ayından Ekim ayına kadar likidite oranı düştüğünü görebiliyorsunuz. Çünkü doğasıyla orada stoklar e, çıkarıldığı için likidite oranına yani dönem varlıklar eksi stoklar üzerinden bir hesaplama yaptığınız için e, bunun 0.44 olduğunu söyleyebiliriz. Nakit oranına baktığımız zaman zaten firmanın kasasında çok fazla nakit yok muhtemelen 0.03 çıkıyor yani nakit bölü tüm borçlar dediğimiz zaman veya kısa vadeli yükümlülükler dediğimiz zaman e, %3 gibi bir değer bulmuş oluyoruz. Şirketin kaldıraç oranına baktığımız zaman %29'dan %48'e çıkan bir kaldıraç oranı var. Özellikle burada toplam yükümlülükler bölü öz kaynaklar kalemine baktığımızda %40'dan %94'e çıktığını görebiliyoruz arkadaşlar. Burası da önemli. Öz kaynaklar bölü tüm aktifler dediğimiz zaman da %52 gibi bir yer edilmiş Yani tüm varlıkların %50'si neredeyse şirketin öz kaynakları diyebiliriz. Kalan %50'si de borçlarından geliyor. Hasılatına baktığımız zaman şirketimizin şimdi 30.04.2022 tarafına göre hesap yapacağım. Üzerine Ekim ayındaki belki e, farklılığı üzerine ekleyerek de siz hesaplama yapabilirsiniz. Biz ikisinde yapalım ona göre kafamız karışmasın. Ama mutlaka burada birazcık kafamız karışacak. Çünkü buradaki hesaplama diğer şirketlerden birazcık farklı zamansal bir kayma olduğu için e, kafamızın karışması gayet normal. 2020 yılında 2 milyara yakın hasılatımız var. 2021 yılında 2.800. E, 2022 yılına geldiğimizde 5 milyar 138 milyon ciddi bir hasılat yapmış. Burada pandeminin etkileri muhtemelen e, çok belirgin olmuştur diye düşünüyorum dolayısıyla 2022'de hasılatımız gayet yükselmiş gibi görünüyor. Brüt karımıza baktığımızda 1.700, faaliyet karımıza baktığımızda 1.500, aşağıya indiğimizde Burada güzel bir yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemi var. E, yatırım faaliyetlerinde ben incelemiştim ama tam olarak hatırlam. Çok dikkat çeken bariz bir şey olmadı. E, buraya koymadım video uzamasın diye. Aşağıya da indiğimizde dönem karımızın 1 milyar 353 milyon olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki şimdi 31.10.2021 ve 31.10.2022 tarihlerindeki kar farkına da baktığımızda Burada eksi 128 milyon ve artı 315 milyon görebiliyorum. Yani burada eksiden artıya bir geçiş var 2022 yılında. Dolayısıyla siz eğer ki bu bilançonun üzerine e, bu yılda karlarını büyüterek geleceğini düşünürseniz ve buradaki eksi 128 ve artı 315 milyondaki farkı koyarsanız burayı 1.600 1.700 gibi belki kabul etme ihtimaliniz de olabilir hesaplama yaparken. E, bunun nedeni şundan ötürü arkadaşlar. Şöyle Kütahya Şekere vesaire de baktığınızda hani benzer şirket olduğu için burayı açmak istiyorum. Özellikle e, 12. ayın sonundaki bilanço ve ilk e, çeyrek bilançosu arkadaşlar gördüğünüz gibi satışlar devasayken Diğer iki çeyrek neredeyse sıfıra yakın oluyor. O yüzden şirkette Nisan ayından Nisan ayına doğru bir hesaplama yapılıyor. Çünkü e, şeker e, üretildiği için orada tohum, gübre vesaire e, çiftçilere verilen şeyler hepsi bu dönemde hesaplanıp kitaplanıp plançoya giriyor. Dolayısıyla hani buraya dikkat etmeniz lazım. Bu şirkette e, böyle çeyreklik düşünürseniz yanılsamaya düşebilirsiniz. O yüzden genellikle yıllık olarak düşünmeniz lazım. Bunun da hesap kesimini dördüncü e, aydan yaparsanız biraz daha sizin için kolay olacaktır. Dolayısıyla bizim kasamızda 1353 deyip 30 04 2022 tarihinden itibaren hesaplayabiliriz arkadaşlar çarpanlarımız. Şimdi şirketin son elimizdeki bilanço itibariyle öz sermayesi 5820. Halka arz geliri olarak şirketin kasasında 1688 1.688 milyar para girecek. Dolayısıyla halkar sonrası öz sermayemiz 7 milyar 508 milyon gibi bir değer olacak. Peki bu şirket 16.27'den Halka arz edildiği zaman 706 milyon notlu olduğu için 11 milyar 400 milyonluk bir e, halka arz piyasa değeri var. Birazcık yüksek gibi duruyor. Yani şirket e, piyasa değeri olarak e, gördüğünüz gibi 11 milyar piyasa değeriyle halka açılacak. E, şirketin net karına baktığımızda. Şimdi biz Nisan ayını alırsak 1 milyar 353 milyon alacağız. Hani siz Nisan ayından sonraki e, çeyrekleri de ben üzerine ekledim Çünkü önceki yıl zarar etmişti. Bu yıl e, başlangıçta kar etmişti derseniz. Buraya bir 300 milyon daha ekleyip 1.600 gibi alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben daha çok buradaki durumu aldım. Dolayısıyla piyasa değeri 11 milyar olduğu için halka arzının ve yeni öz sermayesi 7.500 olduğu için e, bunları oranladığında yaklaşık olarak şöyle 1.52 gibi bir piyasa değeri, defter değeri oluyor şirketin. Ee, şöyle tekrardan bir hesaplayalım. Ben belki halka arz öncesinde hesaplanmış olabilirim. Şu şekilde yapacağız. 11.486 bölü 7.508 şöyle yapayım. 1.52 oluyor. Hatta 1.53 diyebiliriz arkadaşlar. Piyasa değeri defter değerli halka arz oluyor. Peki bu kadar düşük piyasa değeri defter değerli halka arz oluyor. Ucuz mu dersek? Öz sermaye %23 şu anki halka arzdan önceki öz sermaye karlılığının %23 olduğunu görebiliyorsunuz. Yani şirket 5 milyar 8 milyon öz ile 1 milyar 300 milyon gibi bir para kazanmış. Dolayısıyla %23 öz sermaye karlı var. Birazcık düşük görünüyor. Dolayısıyla piyasa değeri defter değerinin 1.53 olması gayet normal halkar sonrasında. Çünkü Halka arz sonrası halka arz geliri de öz sermayesinin üzerine gireceği için öz sermayesi artıyor. %18 gibi bir piyasa değeri defter değeri oluyor. Zaten %20 iskontolu hesaplanmıştı şirket halka arz edilirken. Dolayısıyla burada %20'lik farkı da buna sayabilirsiniz. Dolayısıyla piyasa değeri defter değerine göre sanki e, bu bilançoyla ederinde gibi duruyor. Fakat FK'sına baktığımızda FK'sın 8.48'den halka arz edildiğini görebiliyorsunuz. Neden diye sorarsanız 1.353 şirket yıllık kar etmiş. Şirketin halka arz piyasa değeri 11.486 milyar. Yani siz 11 milyar 486 şirketin net karına bölerseniz yaklaşık 8.48 gibi bir oran bulacaksınız. Yani şirkete siz 16 lira 27 kuruş yatırım yaparken şirket yaklaşık olarak size işte 2 TL'ye yakın yıllık kar getirmesini öngörebilirsiniz. Tabii ki işte Nisan ayından sonra pandemiden çıkış olduğu için o ilk baştaki zarar basamağı pozitife döndüğü için burada artı 400 milyon daha kar düşünürseniz siz bu çarpanları birazcık daha düşük olarak hesaplamış olacaksınız. Yani o zaman FK'nız sizin 7 vesaire gibi bir değer çıkacaktır arkadaşlar. Özellikle Kütahya şeker ve Kayseri şeker birbirine benzer şirketler olduğu için aynı sektörde bulundukları için mutlaka ikisinin çarpanlarını bir karşılaştırın derim. Özellikle buradaki borç basamağının çok fazla olması beni birazcık şüpheye düşürdü. Özellikle 1 milyardan 4.700'e çıkan bir kısa vadeli yükümlülükler basamağı var. Onun sebebini bilmiyorum. Burası birazcık e, şey e, sıkıntılı olabilir. Tabii ki şirketin cari oranına vesaire baktığımızda aşırı sıkıntılı bir durum yok arkadaşlar. Dönem varlıklarla rahatlıkla borcunu karşılayabiliyor. Tabii ki ciddi bir finansman giderine sebep olacaktır bu durum. E, peki kaç not düşer dediğimiz zaman 106 milyon notumuz var. %65 bireyselden hesapladığımızda 68 milyon 900 bin not dağıtılacak. Şimdi katılım sayıları 1-200'de 2, milyon, 2 milyon arası olursa 57 lot, 46 lot, 35 lot gibi düşebilir. Katılım sayılarına göre bu civarlarda düşecektir. Eğer ki siz katılım az olacak derseniz 930 bin TL gibi bir miktarla başvurabilirsiniz. Dolayısıyla 57 lot alma ihtimaliniz var. Katılımın çok yüksek olacağını düşünüyorsanız o zaman da 500-600 lira civarı bir miktarla başvursanız size 35 lot düşecektir. Benim görüşüm bu şirkette Başvurula 1.200'e 1.500 arası olabilir. Dolayısıyla 50-55 not civarı düşebileceğini düşünüyorum ee, bu şirketin halka arzında. Ee, tabii ki sektör olarak ben çok beğenmiyorum. Çok fazla yakından takip ettiğim bir sektör değil. Ee, dolayısıyla bakalım ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum. Hayırlı olsun diyelim borsamıza. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar.